Bilime ilgili gözlemlediklerini sorgulayan ve araştırmayı seven meraklı dostlarım. Mikro Dünya'ya hoş geldiniz. Bu video boyunca sesimde bir gariplik var, bunu biliyorum, biraz rahatsızım. Enerjim de tam yerindeyken preparat nasıl hazırlanır onu öğrenelim. Ardından da çiğ süt inceleyelim. Preparat hazırlamak için kullanacak olduğumuz malzemeler. Lamp. Lamlarımızın üzerini kapatabilmek için lamel. Örnek alabilmek için jilet ve pastör peti. Preparatımı hazırlamadan önce lamlarımı temizliyorum. Baş ve işaret parmağım ya da orta parmağımla sabitleyip gözlük bezimle lamlarımı temizledim. Şimdi inceleyecek olduğum örneklere sıra geliyor. Genellikle incelediğimiz örnekler katı örnekler ve sıvı örnekler olarak ikiye ayrılıyor. Katı örneklerle inceleme yapacak olduğumuzda daha net bir görüntü elde edebilmek adına sıvılardan yararlanıyoruz. Bu sıvıların en başında su geliyor. Su ile görüntüyü netleştiremediğimizde veya görüntünün netliğinden emin olamadığımızda tozlu su da kullanabiliyoruz. Ben şimdi pastör peti ile de alabilirsiniz. Fakat sizin evinizde olmayacağından dolayı ben de sizinle beraber aynı malzemeleri kullanmak adına çay kaşığı ile bir damla suyu lamanın üzerine aldım. Daha sonra aloe veramı parmağıma bu şekilde geçirip jiletimle de elimi kesmeyecek bir şekilde jiletimi tutarak incelemek istediğim yerden ince bir kesit alıyorum. Kesitimi aldıktan sonra mikroskopumuzun içerisinden çıkan cımbız ile inceleyeceğim maddeyi suyun üzerine bırakıyorum. Daha sonra lamelimden bir adet alıyorum. Onu da gözlük beziyle temizleyip beş derecelik açı yapacak şekilde bırakıyorum. Ve şu an hazırlamış olduğum preparatım incelemeye hazır. Bunu kenara alıyorum. Ve diğer örnek türü olan sıvı örneklere gelelim. Sıvı örneklerde ise genellikle kan, yoğurt, süt gibi örnekleri inceleriz. Bir de hazırlanmış olan amip kültürü, protista kültürü gibi değişik kültürler hazırlayıp bu kültürlerin sularını inceleyebiliriz. Eğer kültür hazırlayamıyorsak da havuzdan ya da göllerden aldığımız örnekleri de inceleyebiliriz. Burada sizinle beraber incelemek için çiğ sütüm var. Çiğ sütüm yoğun bir yapıda olmadığından dolayı bunun için ayrıyeten su dökmeme gerek yok. O yüzden direkt sıvı örneklerde yoğun olmadığı sürece bir damla üzerine damlatıp lamamı yine gözlük bezimle temizleyerek böyle 45 derecelik bir açı oluşturuyorum ve üzerini kapatıyorum hava almayacak şekilde. Şu an ikinci preparatım da hazır. Sizlerle beraber sütü inceleyeceğiz. Fakat bu şekilde incelemelerimizi 1000 kata kadar büyütebiliriz. 1000 kata kadar büyüterek net bir görüntü elde edebiliriz. 1000 kat ve üzerinde bir görüntü incelemek istiyorsak bunun için özel üretilmiş olan imerasyon yağı denilen yağları kullanmamız gerekir. Görüntü kaydalabilmek için telefonumu şarja koydum. Diğer preparatı şöyle kenara alıp tekrardan preparat hazırlıyorum. Sütten bir damla örnek aldım. Ve
kendim elimi de temizleyip 45 derecelik açı yaparak üzerine bıraktım. Hazırladığım preparatımı nesne tablasına yerleştiriyorum. Ve biraz yakınlaşıyorum. İşte buralardaki bu hafif hafif parlayan hücreler memeli hayvanımızın, yani sütü aldığımız hayvanın somatik hücreleri. Şu an daha yakından görüntüleyebilmek için 400x'i aldım. Biraz netleştiriyorum. Evet, şu an tekrar 400x'te somatik hücreleri buldum. En net görüneni şu. Fakat burada da, şurada da somatik hücre mevcut. Biraz daha gezdiriyorum farklı somatik hücrelerde bulmak için. Şurada ve şurada somatik hücreleri görebiliyoruz. Peki somatik hücre nedir? Somatik hücre memeli hayvanların beyaz kan hücreleri tarafından üretilen vücut hücreleridir aslında. Vücudumuzda belli miktarda bu hücrelerin bulunması bağışıklık sistemimizin sağlıklı çalışıp çalışmadığının da bir göstergesidir aynı zamanda. Veteriner hekimler ise sütlerden almış oldukları örnekleri bizim gibi inceleyerek, fakat bizden farklı yaptıkları bir nokta var. Oralarda boyar maddeler kullanıyorlar. Bu boyar maddeler sayesinde bizden daha net bir görüntü elde ederek bu somatik hücreleri sayıyorlar. Ve belli bir miktarın üzerindeyse ve belli bir miktarın altındaysa o memeli hayvanın sağlıklı ya da sağlıklı olmadığını, bağışıklık sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığına dair veri de elde edebiliyorlar. Bu videoda sizlerle beraber incelenecek olan örnek türüne göre preparat nasıl hazırlanır bunu öğrendik. Ardından çiğ süt inceleyerek somatik hücrelerini görüntüledik. Ve bu tür görüntüleme yapan veteriner hekimlerin ve diğer uzmanların görüntüyü daha net görebilmek veya sayım yapabilmek için bazı boyar maddelerden faydalandıklarını öğrendik. Benimle beraber merak edip benimle beraber incelemeler yaptığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.